sizi. Evet. Yani seviyorum. Sonuna da eğer bensem seven ben. Ya da sizi seviyoruz. Herkese selamlar. Ben Berçin Bilgin. Ben Aytaş Şaşmaz. Ben Sümeyye Aydoğan. Buraya O Ne Diyor'un sosyal medya hesaplarına gelen soruları cevaplamaya geldik. Evet. Evet, heyecanlıyız. Ben heyecanlıyım şahsen. Evet. Başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım. Az önce Hatıra Yeter şarkısının sözlerini sorman. Çünkü evet, itiraf ediyorum, demin elime aldım ve ilk çıkan oldu da o yüzden. Ben mi çekeyim? Sırayla gidelim mi? Berçin sen başla. Hadi sen çek. Hiç unutmadığınız bir çocukluk aşkınız oldu mu? Filmde çocukluktan gelen bir aşkı anlatıyor sanırım. Oldu, bütün aşklarımı unutmuyorum. Hepsinin ayrı ayrı izleri, öğrettikleri var çok şükür. Ama böyle platonik bir aşk. Ve bizim filmimizde karşılıklı bir aşk izleyeceksiniz. Kaç yaşındaydın peki? Ben kendimi bildim bileli aşık oluyorum. Ben de aşık olmaya aşık. Bir insan. Aşık olmak ne kadar güzelleştiriyor güzel hayatı. Güzel bir şey. Aytaç. Ben değilim falan. ben de öyleyim. Ben de öyleyim tabii ki. Ama tabii ben onun tek bir kişiye özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani mesela aşık oldum, bitti, değilmiş. Aşık oldum, bitti, değilmiş. İlişkiler atıyorum. 5 ilişki yaşadım hayatım boyunca. 5.'ye kadar bitti, 6. başladı. Son aşık olduğum bence aşık oldum. En çok aşık oldum. Hayır, gerçekten aşık oldum. Ya bitmeyecekse, anladın mı? Ya, bence aşk bitmeyen bir şey. Yani aşık oldum, ayrıldık, çocukluk aşkı bilmem ne. Onlar sevgi bence yani. Çünkü aşk bir hastalık ya. Bu arada tabii ki evet, aşk bir hastalık. Eğer o kadar kalbimiz yani, evet, yüksek atsa evet, herhalde yaşayamayız. Ama aşk çok fazla kural da tanıyan bir şey değil sanki bence. Sence Sümeyye? Aşkta hani bunlar böyle olmaz. Tabii ki en son aşık olduğun, en çok aşık olduğun. Ya her insanda yani başka şeyler öğreniyorsun aslında. Her aşk yaşadığın insana farklı dersler alıyorsun. O yüzden her insanda başka deneyim yaşadığın için de o duyguyu ben seviyorum. O deneyim duygusunu aslında seviyorum. Ama senin dediğinde okey. Evet, o da anlaşılır. Ben birkaç defa aşık olunabileceğine inananlardanım. Bilmiyorum. Ben de hep kendimizi kandırdığımızı ve sonuncusunun ya da işte ama ömür boyu sürecek olanı... Ama bunun bir sonu yok ki yani, nereye kadar? Bu bir tartışma programı değil. İlk soruda takıldık arkadaşlar. Aşkla gelirse soru... Unutamadığımız aşklarımız var kısacası, değil mi? Evet, tabii ki, tabii ki var. Tabii ki var. Tabii ki var. Bitirdik. Bir soru daha vardı sanki orada. Hayır, bir tane. Hayır, bir de filmimiz evet, ondan da bahsedelim. Filmimizde şöyle, aslında bir tane aşk yok çocukluktan gelen. İki tane aşk var. İki tane büyük aşk var. Tabii gördüğünüz ve tecrübe edeceğiniz çok daha samimi, çok daha naif aşklar da var tabii içeride. Ama tek bir aşk yok. Çok aşk var yani. Evet. Bir yandan çok, da çok aşk dolu bir film. Aşkın da filmiyiz. Bence yani hani aşk, demin o aşkı sınırlandırdığımız yer sadece karşı cinse veya aşık olduğumuz insanla değil de dostluk da aşkın bir başka biçimi olabiliyor ya, eğer bir de onu sürdürülebilir kılarsak. Veya işte sevdiğimiz insanlar da aşk çemberine girmez mi? Bilmiyorum. Bir de bence aşk değil ya. Gerçek aşk var bizim filmde. Evet. Aşk ebedi da, bir evet, aşk evet, aşk ama gerçek aşk bence daha ağır ve... Bir de o dönemleri düşündüğümüz zaman insanlar çok daha sağlıklı aşklar ve ilişkiler kurabiliyordu. O yüzden aslında tek eşli, yani senin yaşadığın aşk aslında ilk defa ve tek, yani hani bizim için de aynı şekilde. Monogami, poligami mi? Film afişinden bir soruyla gelmek istedim. Hayatınızda benim dilimden bir tek sen anlarsın dediğiniz bir insan var mı? Hepimizin benim, hayatlarında illaki vardır. Benim var. Benim de var. Evet. Benim de var. Benim var. İyi ki var. Benim var. Ama asla hepimizde aldıkan asla söylemiyorum. Bir ışıkları kapatabilir miyim? Bir kırmızı Aytaş'ın bir ışık. Aytaş'ın psikolojiyi biliyorsunuz. Herkes oraya romantik romantik bakıyordu. Şimdi bu kavanozu gözyaşlarımla dolduracağım. Benimkinde hem çok yakın dostlarım, kız kardeşlerim böyle. Ortaokuldan beridir benim bir kız grubum var ve ona sektörden de iki kız kardeşim daha var ve böyle yıllardır hiç ayrılmıyoruz. Onlar geldi aklıma, iyi ki varlar. Bir de partnerim geldi, iyi ki var. Çünkü sevgi güzel ve aynı şekilde sevgiye bakarak paylaştığınız biriyle paylaşmak çok değerli aşkı. O yüzden evet, size özneler de verdik. Yani. Bu arada sen psikoloji toparladın mı? Daha da üzüldüm. Daha sen da üzüldüm, ben biraz daha artık düşündüm. Ya benim paylaşmak istediğim şey tabii ki şey yani, evet, hayatımda. Şey diyelim mi buna, biz şey, film esnasında belki birbirimizi çok yoğun anladığımız bir dönem oldu. Yani Aytaç, ben Aytaç'ı çok iyi anladım, o da beni çok iyi anladı. Duygusal olduğumuzda birbirimizi çok iyi anladık falan. O dönemde ben mesela seni çok iyi anladığımı düşünüyorum.
Sen öyle düşünmüyormuş ama. Evet, ben de yıkılıyormuşum. Ben öyle hissetmemişim. Hayır, tabii ki ben de öyle, tabii ki ben de öyle düşünüyorum. Ama başta başına zaten çok inanılmaz bir süreçti. Kimseyle iletişim kuramadığını 4 ay düşünün arkadaşlar. Kimseyle gerçekten iletişim kurmuyorsun yani. Annemle babamla konuşmadım ya. O yüzden çok çok zordu yani kardeşimi görememek. Evet. Ve abimi. Sen de. Ben de mi? Hı hı. Sen değil mi aç? Ben açtım demin. En son neye heyecanlandınız? Buraya geldiğim için heyecanlandım ben. Evet, ben de. Şu anda da heyecanlıyım bir tık. Ben en son neye? Bir minik. Ben de buraya geldiğim için olabilir. Ben bugün sabah kalktığımda heyecanlandım. Genel olarak. Heyecanlıyım ben zaten. Evet, heyecanlı bir ekibiz. Bu soru şeye, siz tatmin ettim bilmiyoruz ama en son uyandığımızda heyecanlandım. Evet. Yeni güneş. Hadi yüz yüze dedikodu. Sette birbirinizin neyine ufacık da olsa gıcık oluyordunuz. Lütfen söyleyin. Vallahi alınmayacağım. Benimle ilgili söyleyebilirsiniz. Bazen o kadar yüksek sesle müzikler ve parçalar dinliyordun ki. Olabilir. Gerçekten mi? Yaptın mı bunu? Hayır ya. Birkaç defa, bir dakika. Birkaç defa denk geldi ama aynı durumu karavanda yaşıyorum. Mı? Hayır, odalarımızda. Ha, odalarımızda evet. Ya zaten odalarımız, bütün geceyi evet. Birlikte geçirip sonrasında yatmaya döndüğüm için bir tek şöyle olarak... bir şey oluyordu çünkü. Benim odam ve Aytac'ın odası merkez noktamız oldu. Aslında her gün toplandığımız yerler ve orada evet müzik hep vardı. Tabii ben bilememişim. Pardon. Rahatsız mı oldun müzikten gerçekten? Yok ya. Çok eğlendik. Besledi sabah süre. Çok eğlendik. Sizin yok mu? Vallahi benim yok ya. Gerçekten benim de yok. Yok. Gerçekten yok. Yalancı bunu. Tamam ben söyledim. Sen söyledin. Bunlar söyle, yalancı mı izliyorsun? Vallahi yok. Düşünüyorum yok. Bu kadar konuştuktan sonra bana yalancı diyemezsiniz zaten. Evet sen zaten artık. Abi benim de seçtiğime bak çok ya. Çok güzel. Şaka tam gibi. Sana gelmesi gereken geldi. Bize işaret diliyle sizi seviyoruz der misiniz? Sen biliyor musun Ayşem? Ya şimdi şöyle işaret dilinde şu jargon var. Sizi, seni atıyorum tek. Senden çıktım onları gibi ama demek zorunda kalırsak bence sen de yap ben de yapayım ikimiz de biliyoruz. Sizi. Evet. Yani seviyorum. Sonunda da eğer bensem seven ben. Ya da sizi seviyoruz. Yani gibi. Ya orası biraz beden diline ve aslında biraz da... Ama kısacası şunu yaparlarsa da hani sevdikleri birine tek bir harekette evet, yeterli yani olur. Evet, 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 evet. Ama seviyorum. Seviyorum ben de. Para harcarken en acımadığınız şey hangisi? Yemek, yurt dışı seyahati, alışveriş. Kendi adıma ben yeni tatlar denemeyi çok seven bir insanım. O yüzden yemeğe harcadığım para birazcık belki oranla fazla olabilir. Yeni restoranlar keşfetmeyi seviyorum. Ben de seyahat. Bütün yeni deneyimlere. Başa döndük değil mi? İlk soruya döndük. Sen? Ben çok para harcamayan bir adam olarak yani harcadığım zaman da güzel harcamayı tercih ederim. Aha. Bir şey alacaksam 40 yılda bir alırım, alırım onu. Yemek yiyeceksem güzelini yiyeyim derim. Ev yemeği de bulamadığımız için böyle İstanbul'da gurbette. O yüzden güzel yemekler. Manisalıyım ben. Annem babam Manisalı. O yüzden de yemek deyince ben böyle duygusallaşıyorum. Ailenin yemeği. Evet yani başka oluyor. Neyse öyle yani evet. Genel gerekirse yemek. Para harcanır abi. Evet gerekirse para artık harcanır. Artık yemeğe harcadığımız parayı konuşuyor olduk değil mi? Neyse, evet ne yazık ki. Evet. Ben konuşmak zorunda kaldık. Hatıran Yeter filmi bizi hüngür hüngür ağlatacak gibi hissediyorum. Ben de öyle hissediyorum arkadaşlar. Biz de öyle hissediyoruz. Yanılıyor muyum? Yok yanılmıyorsun. Evet. Biz izlemedik. Hiçbirimiz izlemedik. Yönetmenimiz bu konuda çok hassas. Filmi galada bütün seyircilerle birlikte izlememizi istiyor ilk kez. Ve çok heyecanlıyız. Daha çekerken çok ağır sahneler bizi duygusu altında kalıyorduk. Şimdi izlerken ne hissedeceğiz bilmiyorum o anlamda. Tabii ağlamak büyük ihtimalle. Yani çıkan fragmanlarda tabii bir teaser vibe'ında olduğu için şimdi yakın zamanda belki bu yayınlandığında zaten asıl uzun fragmanımız da çıkacak. Orada gerçekten hikayeyi anlayıp benimseyip gerçek hikaye olduğunu da bence daha çok hissedecekler. Ki bu kadar kısa fragmanlarla gerçekten bu kadar etkisi altına almışsa bir hikaye. Evet. Eminim ki uzun fragmanla çok çok daha böyle içine çekecek ve bütün duygusunu daha, da hissettirecek yani bence. Peçetelerinizi hazırlayın yani. Bende mi sıra sende mi? Sende sıra sana. Tamam. Şu kalın olanı alacağım. Flört dönemlerinizden aklınıza gelen komik bir anınız var mı? Öyle yaptığınız komik bir acemilik. Ya ben küçükken biraz ısrarcı bir aşıktım. O yüzden de sanırım böyle çok özlediğimde veya duygularımı çok aktarmak istediğimde benimle konuşacaksın, benimle olacaksın diye ısrarcı davrandığım zaman dilimleri olmuştu. Onlar şimdi hatırlayınca komik geliyor bana.
Ben başlı başına komik bir adamdım galiba ya. Çok duygusal ve her zaman romantik olma dürtüsünde olan bir adamdım. O yüzden galiba hala da öyleyim bilmiyorum ama bence benim her anım komikti yani. Gerçek bir trajikomiklik yani. Benim flörtte ben de aşk gurur tanımaz gibi hissediyorum yaşarken aşkı. Ve bir şey hissediyorsam yani hani böyle onu kendime tutmam sadece. Niye ben bu ağırlığın altında ezeyim? Paylaşalım, ikimiz birlikte bölüşelim gibi. Ama paylaşmak istemediği zaman zaten komik oluyor. Evet, o zaman işte o yalnız, evet tabii. Onu bütün cüretini kendi yanına alıp onunla birlikte artık kalbine özel bir merhem. Çocukluk güzeldi. Çok. Sette en komik kimdi? Kim en nazikti? Kim sürekli geç kalıyordu? Kim çekimi birden fazla tekrarlamak zorunda kalıyordu? Bence bu soruları biz değil de hocamız cevap versin. Evet hocam, hocamız da tabii yanımızda. Bizi asla yalnız bırakmayan canımız bir tanemiz Ömer hocamız. Ömer Faruk Yardımcı. Hocamız tabii buna daha net cevaplar verir ama ben herkesin çok naif, çok sevecen, çok çalışkan, gerçekten disiplinli. Zaten o setin öyle yürümesinin ve bizim şu an huzurla bunu anlatabilmemizin tek sebebi gerçekten insanların, herkesin kendi işini yapmaya odağıydı ve heyecanıydı. Ve herkes bir şeye inandı, inandığımız bir hikayeyi anlatmaya çalıştık. Aslında hani derler ya her zaman, biz de diyoruz, her seferinde diyoruz. Sinema galasında yine diyeceğiz. Biz bir aileydik. Evet biz aileydik yani. Güzel bir aile ortamı oluşuyor çünkü her gün berabersin, o kadar vakit geçiriyorsun. En güzeli birbirine saygı duyuyorsun ve inanıyorsun. Beraber bir şey yaratıyorsun. Yani setteki bir birimin, herhangi bir birimin biz bu filmi yaptık demesi çok hoşuma gidiyor çünkü hep beraber yaptık. Her zaman olmuyor. Bir de sette birbirimizin yüklerini çok fazla hafiflettik yani çünkü çok sıkışmaya elverişli bir setti şu manada. O kadar önemsiyorduk ki Aytac'ın dediği gibi en iyisi olmasını istiyorduk ve çok fazla çaba sarf ediyorduk. Birisi, oyuncular için söylüyorum, onu sıkıştığını anlayınca arkadan bir el gelip merak etme iyisin diyebildi bizim setimizde. Bence bu çok büyük bir konfordu. Çok büyük bir konfor. Yani herkesin aslında demin Aytac'ın dediği herkesin işinde en iyisi olduğunu bildiğimiz bir setin güveninde. Herkes hem işe olan aşkından, hikayeye olan saygısından kendinin en iyi versiyonunu sete getirdi. Hepimizin içinde bir sürü duygu olabilir ama biz birbirimizi çok sevdik, işimizi çok sevdik ve o yüzden de en iyi halimizdeydik. O yüzden evet. O enlerin hepsi herkes için geçerli olabilir. Evet, evet. Çok acayiptir ama gerçek bu yani. Ama en komik yine de bendim. Bunu söylemeyecektik. Daha önce sosyal medyadan gördükçe gıcık olduğunuz ama tanışınca aa ne kadar tatlı biriymiş dediğiniz bir ünlü oldu mu? Olmuştur muhakkak. Gerçekten hatırlamıyorum. Ben de. Elbet olmuştur yani bizim çalıştığımız setlerde herkesi stalkluyor ve bakıyor zaten birbirine neymiş, ne yapıyormuş, nasıl bir insanmış diye. Tabii ki asla anlayamıyoruz, gördüğümüzde anlıyoruz ama ön yargı bizim nefsimizde var yani biz tabii ki görmeden hemen bir kalıba uydurup bir şeye inanıyoruz. Sonra görünce de şaşırıyoruz ama o şaşkınlık en güzeli bence. Sende mi, bende mi? Sende. Sende mi? Ben çektim, sende. Tamam, sen de. Senaryoyu ilk okuduğunuzda sizde ilgi çeken kısım hangisi oldu ve filmde sizi en derinden etkileyen sahne hangi kısım oldu? İyi ya, anlatalım bunu. Ben az kalsın anlatmak üzereydim. Hissettim. Tabii ki işitme engelli birisini oynamak benim için muhteşem bir fırsat diye düşündüm. Ve hemen zaten başladık her şeye yani eğitimlere vesaire. En özel sahnede söyleyemem şu anda. Fragmandaki şey sahnemiz güzeldi ama o denizde çektiğimiz sahne birlikte tatlı bir sahne oldu. Her sahne gibi gerçekten uğraşılmış ve özenilmiş bir sahneydi o da. Çok çok değerli bir sahneydi. Sen ne düşünüyorsun? Benim için de her sahne bu filmde çok değerliydi. Tıpkı Sümeyye'nin dediği gibi bu rolün bana 50 yıllık bir ömrü inşa etme fırsatı vermesi çok kıymetliydi baştan sona. Çok heyecanlıydım. Dolayısıyla seçemeyeceğim sahneyi. Seçsek de söyleyemeyiz. Spoiler vermek istemiyoruz ama bu arada çok öyle az sahne. Kaldı filmin çıkmasına evet. Farkındayız değil mi? Evet. Bir yandan da sahne sizleri de düşünüyorum. Sizlerin de çok fazla sahnesi var. Yani ben hayatımın şansı olarak düşünüyorum. Kesinlikle ben de. Çok değerli o yüzden. Birbirinizle ilgili öğrendiğinizde sizi şaşırtan bir şey olmuş muydu? Hayır. Tabii ki söylemedim. Evet. Ama bu an güzel. Hepimizin var herhalde. Hepimizin birbirimizle ilgili öğrendiği çok fazla sır oldu sonra. Orada o set öyle bir setti yani. Çok güvenli bir alan. Ama şaşırtma. Ben hiç şaşırmadım ya kimseye. Sen bağ. Ben kimseye. Yok değil mi o zaman? Ne ya. Kadar sıkıcı bir ekip. Yani. Aslında güzelliği orada yatıyor. Hatıran Yeter filminin ismi çok güzel. Bu ismi kim koydu ve filmin özeti diyebilir miyiz? Hocam neden Hatıran Yeter? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. İyi ki yanımızdasınız. Siz de. Şimdi ben gelince siz de benim yanımda oldunuz. O anlamda siz de baktınız. Şu yani hikayemizin ismini anlatmak ister misiniz? Yok onu istemem.
Hocam yağmalayıp bunu yapıyorsunuz. 3 sene önce planladığım ve... Sümeyciğim ciddi bir şey konuşuyorsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Setleri mi yapıyorsun? Piyango bana vurdu değil mi şu anda? 3 sene önce gittiğimiz yani Bursa'ya gidip aslında mekanlarına bakmıştık. Gittiğim ekiple beraber de bu işi yapmış oldum. Ondan çok mutluyum. Mekanlarını belirleyip sonra o dünyaya göre, mekanlarına göre aslında senaryoyu revize ettim ve 3 hatta çekimlerle beraber söyleyeyim 4 senelik bir proje bu. Zaten evet. Bu kadar iyi bir proje başrol oyuncular yanındayken bir film için çok iyi oldu demek kolay değil bir yönetmen için. Çünkü sonra hesabını sorabiliyorlar. O anlamda hakikaten çok iyi bir film oldu biz yapımcımızla beraber. Zeynep Hanım'la çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Çok iyi bir film yaptık. Anca bu kadar böyle kapsamlı bir döneme yayıp yapabiliyorsunuz. Çünkü 80'lerde başlayan bir iş ve 80'leri yapmak için biz böyle işte VFX'lere falan filan ufak tefek girdik ama 80'lerde asla VFX yok. Yani bu CGI dediğimiz teknolojik durumlar yok. 14 tane mekanı tek tek giydirip bir koca meydanı, minibüs duraklarını falan kendimiz yaptık sette. Ve sanat yönetmenimiz Emircan'la beraber yaptık. O anlamda bütün bu 3 sene önce gittiğimizde bütün bu yerler belliydi. Ve gidip filme 4. senede orada çekiyor olmak müthiş bir şey. Ben her defasında müthiş her boşluğunda şey. Hocana sordum yani hocam ne hissediyorsunuz diye. Gerçekten o kadar uğraşılmış ve hayal kurulmuş ve kafada tasarlanmış bir şeyi hadi icraata sokalım, gerçekten bunu başaralım. Oyuncular, kast belli, yapım belli, işte bütün bütçeler ayrılmış, her şey düzen belli. Giderken bugüne gelince bir garip hissediyorum ben her zaman kendimi. O günler hep aklıma geliyor ama bu arada hocam, çok siz ince ince işlenmiş böyle. Biz size sorarız dediniz. Sizin açınızdan da tam Aytaç'ın dediği yerden bu kadar özel bir hikaye bize emanet ettiniz aslında. Evet. O kadar hayal ettiğiniz karakterler ete kemiğe büründüğünde ne hissettiniz? Sümeyye müthişti. Dürtüyor mu? Şimdi şöyle, gerçekten göz bebeğimiz bir proje. Yani bunun hikayesi mesela Baha karakteri gerçek bir karakter ve bunun hikayesi İttiray Kaç tarafından, arkadaşım İttiray Kaç tarafından bana teslim edildi ve ben bunun senaryosunu yazmaya, aslında o mücadeleye girmiş oldum. Şimdi Baha gerçek ama bütün bu çevresi tabii ki de bir kurmacadan ibaret. Ama Baha gerçek bir hikayeden yola çıktığı için müthiş bir sorumluluk veriyordu. Baha'yı teslim etmek kolay değildi. Leyla'yı teslim etmek kolay değildi. Zehra ve Adem. Yani bu dörtlü gerçekten çok zordu benim için. Ama günün sonunda montajdan çıktığımda şunu söyledim. İyi ki, iyi ki, iyi ki. 3 kere 2 dedim demek ki bir kişi yok. Bizim için de. Bizim için de. İyi ki siz, iyi ki sizle beraber. Kesinlikle. Yani Sedef Güvenç. O kadar güzel şeyler giydik ve o kadar doğru şeyler taşıdığımıza inanıyorum ki Sedef'i de söylemeden geçmeyelim. Yani. Tabii ki baştan sona her birim. Yani herkes çok özendi. Ses, ışık gerçekten yani düşündün. Yani sanat. Mirsad Terovic çekti ki arkadaşlar Çingeneler zamanının görüntü yönetmeni olduğunu duyduğumda bana bir süre böyle bir titreme geldi. Onu atlatmam bir zaman aldı çünkü yani. Onu izlediğimde nasıl büyülendiğimi hatırlıyorum. Yani gerçekten herkesin sektördeki en iyi isimler olması ve onların arasında üretmek bizim için çok unutulmazdı. O yüzden de Hatıran Yeter. Hatıran Yeter 16 Şubat'ta sinemalarda. Hep beraber, hep birlikte. Gerçekten bizim dünyamıza ortak olmaya var mısınız diyorum ve söz mi diyorum? Şöyle yapıyoruz değil mi? Söz. Söz mü? Ömer hocamıza, Ömer Faruk Yardımcı'ya. Kocaman bir alkış. Ömer Faruk Yardımcı. Size. Sümeyye ve Aytaç bu kadar genç yaşta ünlü olmak psikolojinizi ya da okul hayatınızı etkiledi mi? Benim psikolojim bozuldu. Benim psikolojim zaman zaman, her yok zaman bozuldu. Yok ya Aytaç. Tabii canım yani. İnişlerimiz, çıkışlarımız tabii ki de oluyor. Ben psikolojimin iyi olduğuna inanmıyorum. Benim psikolojim bozuk. Bir terapist var mı? Hayır. Öyle bir bozukluktan bahsetmiyorum. Ya, kontrol edebildiğim bir şey ama gerçekten bu mesleği yapıyorsak bence hepimizin psikolojisi bozuk. Ya, psikoloji dediğimiz şeyi içine girersek gerçekten de çıkamayız yani. Bence şu anda gezegende nefes alan herkesin psikolojisinde evet. Bir şeyler oluyor zaten. Sosyolojik yani. Bir şey yaşıyoruz. Hani zaten. Hani evet. İklimden oradan buradan ve bir sürü beklenmedik şeyin her an başımıza gelme ihtimalinden ama sizinki psikolojim ya, bozuk deyince senin psikolojin bozuk. O anlamda yani demedi. Bazı zorluklarını yaşadın bunun ama gibi. Ama bu çok samimi bir cevap. Evet, her şeyi gerçekten şeyi o kadar güzel idare ediyorsun ki ben şaşırdım şeyden değil nedenlerini sorgulamak için değil. Benim bütün yakınlarım bilir. Hiç bunu çaktırmayan yani. Ve bunu çok profesyonel bir yerden yönetebilen birisin. Çünkü zaman zaman ortadan kayboluyorum. Kayboluyorum. O kaybolmalar tabii. Yani. Kaybolduğum zaman kendi kendime kalınca bir şeyleri çözmeye çalışıyorum. Çünkü etrafımdakilere kötü baksam bile yani böyle bir enerjisi düşük baksam bile kendimi kötü hissediyorum. Kendime zarar vermiyorum.
vermişim gibi hissediyorum. Yani niye o halde onların karşısındayım, ne hakkım var benim bunu onlara yapmaya? O yüzden uzaklaşıyorum, düzeldikten sonra aralarına katılmaya çalışıyorum. Hatta bana kızıyorlar sen genelde. Sen aslında onları kendinden daha fazla düşünmüş oluyorsun bunu yaparak. Ben insanları düşünmeyi de, o ruhları düşünmeyi de seviyorum galiba ya. Yani saygısızlık ve ya, şey yapmak istemiyorum, kötülük etmek istemiyorum. Ufacık bir kötülük olsun dahi istemem yani. Benim kendi adıma mesela bu mesleğe başladıktan sonra itiraf etmem gerekirse çok daha takıntılı bir insan olmaya başladım. Yani daha mükemmelliyetçi ve daha planlı. Bu bazen bana zarar veriyor tabii ki yani. Uyandığım zaman bir gün içerisinde listemdeki şeyi yapmazsam kendimi rahatsız hissettiğim anlar oluyor ve bundan dolayı rahatsız oluyorum. Ama bence mesleğimizin gerektirdiği bir şey mükemmelliyetçilik. Olması gerekiyor belli bir yerde diye düşünüyorum. Evet. Bir tek benim psikolojim bozuk. Sen de. Evet. Ups. Yani benim bozuk. En sevdiğiniz... Ben hep öyleyim yani. Bir şarkıyı mırıldanır mısınız? Sesiniz çok güzeldi ondan. İşte geldi. Sizden söylüyor. Yani size birlikte, söylüyorum. Hep birlikte yapalım bunu bence. Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter, hatıran yeter. Bir de şunun şu versiyonu var, bir versiyonu daha var şimdi diyeceğim ama. Çekiyorum o zaman. Evet. Evet. Aytaç, bu soru sana. Aytaç konuşmayan bir karakter oynadığında ne hissettin? Senin için zor oldu mu? Aslında senin için de geçer. Çok zordu. Çok zordu çünkü bilmediğimiz bir dünya, biz de bilmiyorduk. Bilmiyorduk, öğrendik. Çok şükür ki öğrendik. İlk önce öğrendiğime mutlu oldum. Ondan sonra içindeyken onların hayatını ötekileştirmiyorum ama işte kendi hayatlarında ne kadar zorluk çektiklerini ben içinde deneyimlerken daha da hissettiğim için o benim daha da kanıma girdi ve ben zaten o oldum ve öyle bir hissiyata kapıldım. O yüzden çok zordu, çok zordu evet. Ve çok çok daha dertliydi. Daha demin yani. Gülmemin sebebi de o zamanlar ki çok geçmiş bir zaman değil, yaşadığım duyguları hatırladım ve gerçekten o kadar zordu ki, çünkü asla konuşamıyorsun. Gözlerinle ve beden dilinle her şeyi var etmek zorundasın. Ama en önemlisi gözler tabii ki. Ve konuşamadığında, yani bir insan konuşamadığı zaman gerçekten zormuş arkadaşlar. Ve biz bunu dibine kadar yaşadık. İkimiz de üstesinden güzel geldik. Çok şükür. Çok aynen, güzel geldik. Bir de biz günlük 6-8 saat arası tabii ders, ders aldık. Bir odaya kapandık. Mesut Yazıcı, çok selamlar olsun hocamıza. Elinden geleni yaptı. Evet. Çok uğraştı bizim için. Gerçekten. Yanımızdaydı her zaman. Onların hikayesi, o da kendince bir dünya kurmuş ve o dünyanın içinde onlara yardım eder halde. O yardımı biz de el verdiğimiz için ve ondan da öğrendiğimiz için çok mutluyuz. Ve şu kadarcık bir odaydı Aytaç, hatırlıyorsun. Evet, bu evet. Kadar bir odanın içinde 3 kişi, 8-10 saat. Evet. Neyse ki backstage'leri var, orada göreceksiniz inşallah. onlar çıkınca orada her şey daha da önünüze serilecek. Filmi izledikten sonra inşallah ona da bakarsınız. Kaç tane sorumuz kaldı? Var, bayağı var. Sende. Filmin senaristi ve yönetmeni olan Ömer Faruk Yardımcı'nın hikayesi anlatılmayan insanların başrolünde olduğu bir iş. Siz mi yazdınız, önerdiniz hocam? Tamam. Hatıran Yeter filmi size engelli bireylerle ilgili ne öğretti? Aslında demin değindiğiniz... Evet. Empati duygumu bu film benim inanılmaz geliştirdi yani. Öncesinde empati yapmıyormuşum. O yüzden çok daha... Ki oyuncu olmana rağmen. Yani evet yani. Çok daha anlayışlı, çok daha sakin bir insan oldum bu filmden sonra ya. Bana birçok şey öğretti. Öğrettiniz. Ben kendi hayatımdan hayata geçmek benim psikolojimi bozdu ve çok zordu. Hala da belki o yüzden senin psikolojisi buradan çıktıktan sonra senin psikolojisi falan geçiyor. Ben size uzansam da var. Kaç soru sorsanız. Gökhan Bey. Katarsız. Sen de onu al. Ha şimdi al. Aldım. Sette bu üçlünün birlikte yapmayı en sevdiği şey neydi? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Yemek, balık, yemek Yemeğimiz de güzeldi ama çok ben de dans etmek gibi de düşündüm. Haldo, meditasyon yapmak. Meditasyon yapmak. Bizim çok fazla sevdiğimiz şey yoga yapmak. Evet, ben... Bu arada bunların çoğunda gerçekten zaman, Aytaş yoktu yani. Vallahi yoktum. Ben sadece şey yapıyordum yani. Karpuz ve kolayla hayatımı geçiriyordum. Aytaş ne yaptın? Ne sipariş verdin? Karpuz sipariş verdin. Ne yaptın? İşte kola içeceğim falan. Ama yemeklerimiz çok güzeldi. Çok. Okuyorum son sorumuz. Hadi bizi 2012-2017 aralığına götürecek bir şey söyleyin. Benim için sınav stresiydi. Ortaokul ve lise döneminde olduğum için. Ben de İstanbul'a geldim 2016'da. Yani düşündüğüm bir şey yok şu anda, öyle duruyorum ama.
O benim dönüm noktam tabii ki yani. Kendi hayatıma kafa tuttuğum, tiyatrodan çıkıp İstanbul'a geldiğim dönemler. Garip dönemler. Evet. Bitti. Hatıran yeter. 16 Şubat'ta sinemalarda. Herkesi bekliyoruz.